Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizma'ya hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu şu. Daha doğrusu sorusu şu. Neden XMAX 250 aldım? Introdan sonra buradayım. Arkadaşlar, size verdiğim Instagram adresinde, DM'de, ona keza Messenger'da, yani istediğiniz bir soru varsa bana sorun demiştim size. Zaman içerisinde sorular geliyor. Yani elimden geldiğince, kendi hayatım, işim, gücüm el verdiğince bunlara cevap vermeye çalışıyorum veya icabında öğrenip öğrendikten sonra cevap vermeye çalışıyorum. Bir tane özel bir soru vardı. Yani şöyle anlatayım ben size. Aslında kimine göre basit bir soru ama kimine göre de çok büyük bir radikal kararla alınan bir soru. Bu soru da şu: Murat, sen 4 silindirli 650 cc'lik bir motosikleti bırakıp tek silindir 250 cc bir skutura biniyorsun. Onu tercih ettin. Neden böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar, şimdi bunu böyle birkaç sorunun içerisinde değerlendirmek istemedim. Bunu sakin kafayla, böyle yalın bir şekilde, rahat rahat, böyle fazlata şu an farkındaysanız ara bir yoldan gidiyorum, ana arterden değil. Ama ana yol galiba kapalı. Normalde bu kadar araç olmazdı burada. Bayağı bir araç var. Neyse. Arkadaşlar, şimdi Honda CB650F nasıl bir motosiklet? En başta şunu söyleyeyim, çok güzel bir motosiklet. Yani o motosikleti sürmek isteyen, ona geçmek isteyenler kulaklarınızı açın. Honda CB650F direksiyonunda biraz titreşim olan bir motosiklettir. Ama o titreşim de öyle inanılmaz derecede titreşim olan bir motosiklet değil. Altında sonuçta 4 silindirli 89 beygire, yanlış hatırlamıyorsam 64 Nm torkluk bir motor var ve ditün edilmiş bir motor. Yani 600 arar gibi düşünün. Hani 280'leri zorlayan makinalar, üstüne daha 50 cc gelmiş ama bunun top speed'i 230-240. Yani ne bileyim, Akropovic egzoz, Arrow egzoz, ne bileyim Cayenne hava filtresi vesaire, bir sürü şey insanlar takıyorlar. Onlarla 240-250 yaptıklarını görüyoruz videoda. İcabında dişli de olabilir. Ama bunu en baştan söyleyeyim, stok halde 230 civarında yapıyor. Yani hızını merak edenler için. 5,5-6 litre civarında yakıyor. Yani 650 cc 4 silindirli bir motosiklet için inanın çok az yakan bir motosiklet. Şasisi, geometrisi, frenleri, viraja girişi inanılmaz güzel. Ben üstüne üstlük bir de lastiklerini değiştirmiştim. Mezzeler Roadtec 01. Çok fazla araştırdıktan sonra Mezzeler Roadtec 01 aldım. İnanılmaz memnundum ve gerçekten çok güzel virajlara giriyordu. Yani çok güzel yola tutunuyordu, hele ısındıktan sonra. Müthiş bir zevk, müthiş. Velhasıl yani o motoru da yanlış hatırlamıyorsam 300 kilometrede mi 400 kilometrede mi ne, ikinci el almıştım. Ama ben onu sıfır olarak sayıyorum. Zaten tanıdığım birinden aldım. Rodajını falan ben bitirmiştim. İlk bakımına falan ben götürmüştüm. Güzel motosikletti. Allah kaza bela vermedi çok şükür. Çok da güzel sürdüm. Yani Karaburun gezileri oldu. İzmirliyim, bahsetmiştim size. Karaburun turları vesaire. İşte Ayvalı'a, oraya buraya bayağı bir gezmiştik o motorla. Satmamın nedeni, esas mevzuya geleyim. Arkadaşlar, biliyorsunuz 2020'nin bir vebası var. Ne bu veba? Korona, Covid-19. Şimdi toplum içerisine çok fazla çıkmamamız gerekiyor. Ya yani benim annem de babam da biraz rahatsızlıkları olan insanlar. Aile apartmanında yaşıyoruz. Yani her gün ya ekmek ya bir şey alırım. İşte eczaneden ilaç alırım veya bir şey olur. Sürekli onlara gider gelirim. Velhasıl biraz kendimi izole etmem gerekiyordu.
izole derken iş yerime, yani ben kamu şirket, yani kamu personeliyim, kamuda çalışıyorum. Tamam, servisimiz vesaire var. Çalıştığım yerdeki insanlar da geneli böyle okumuş, akıllı fikirli insanlar. Ama yine de riskleri düşürmek için havalar da güzeldi. Motosikletle işe gidip gelmeye karar verdim. Arabam var ama eşim çocukları okula götürüyor. Ondan sonra kendi işine geçiyor vesaire. Yani arabayı kullanamazdım. Ondan sonra benim CB650F'imle rahat rahat gidip gelmeye başladım. Ama şöyle söyleyeyim. Bir yerden iş yerimle evim 20 kilometre. Git gel 40 kilometre. Yani ilk zamanlar sıkıntı yok. İşte hatta otoyolu kullanıyorum. Arada gaz açıyorum vesaire. Keyifli gelmeye başlamıştı. Ama sonrasında artık bu 40 kilometre biraz yüksek gibi gelmeye başladı. Motosiklet yani ne olursa olsun 4 silindirli. Yani yakıt üzmeye başladı. Ondan sonra yani zaten 220 kilo civarında, yani biraz da ağır. Velhasıl gidip gelirken yakıt artık ciddi anlamda beni ısırmaya başladı. Yani bir de arada normal yola da gidiyorum. Yani her gün gidip geldiğim için hep aynı yolu kullanmamaya çalışıyorum falan. Sıkıldım çünkü ya, bildiğiniz tramvay hattı gibi gidip geliyorum, gidip geliyorum. Ondan sonra debriyaj ne olursa olsun, telli debriyaj bir yerden sonra bileğinizi ağrıtıyor, dur kalk vesaire, artık zulüm gelmeye başladı. Hakikaten yani motordan soğumaya başladım. Bir alternatif arayışına girdim. Ya ne olabilir, ne olabilir vesaire. X-Max 250 daha önce tanışmıştım. Ya bu kasa değil, benim 2019 model Iron Max benim motosikletim. Daha öncesi benim amcaoğlum var, İskender, buradan selamlar olsun. Onda bunun bir alt kasası X-Max 250 var. Büyük bir aşkla alıp 6 ay sonra satmıştım motoru. Gerekçesi amortisörlerin aşırı sert olması. Yani scooter böyle bir aklımdan geçti. İş yerimde de bir iki arkadaşım scooter kullanıyor. Onlar da dedi yani bak Murat, scooter yani bu iş için çok iyi. Hem az yakar, otomatik vites, rahat rahat işe gelirsin. Artı hani böyle pandemi döneminde rahat rahat işini görürsün. Kafama da çok mantıklı yatmıştı. X-Max 250 yani şu an ne bileyim yani en güzeli de o gibi geldi gözüme. Ondan sonra biraz araştırdım. Arka amortisörleri çok sertti. Onda bir revize edilmiş. Motor zaten görüntü itibariyle fiziksel yapısı komple değişmiş 2017'den sonra vesaire. Burada yanlış bir bilgi vermeyeyim. 2018'de galiba kasa değişmişti. Velhasıl yani bu kasa. Ondan sonra bakındım, ettim. Gayet güzeldi. Şey düşünüyorum, işte motoru satarım. Ondan sonra bundan alırım vesaire, kullanırım. Yine şansıma iş yerinde bir arkadaşım, yani büyük bir yerde çalışıyorum öyle diyeyim size. Yani motosiklet kullanan da çok. Bu motoru almış. Ondan sonra kullanıyor. Ona tarzına uygun olmadığını hissediyor. Bu da 300 kilometre civarındaydı. Bir şekilde böyle yani CB650F ile yollarımız ayrıldı. Sonra bu motosiklete geçtim. Hatta bunun da aynı şekilde rodajını ben bitirdim. Servise götürdüm vesaire. Ondan sonra rahat rahat yani işe gidip gelmeye başladım. Yani bu X-Max'in en güzel yanı, bir kere rahat bir oturuş pozisyonu var. Ondan sonra koltuk, kocaman bir koltuk var arkadaşlar. Yani nakitçi bir insan için var ya, çok büyük bir şey bu. Çok büyük bir nimet. Kocaman bir koltuğu var. Arka artçısının da ona keza. Ondan sonra bakımda, bin bakımında arkaya sisi barını da taktırdım. Eşim hatta çok beğendi. Arkaya binen arkadaşlar da çok beğendi. Önde işte rüzgarlık var. Yanda cepleri var. Çakmaklık vesaire. Bayağı dolu bir motosiklet. Yani hiç aklımda scooter yokken bunlar bayağı bir kafamı kurcalamaya başladı. Ondan sonra yani hoşuma gitti. Artık koltuğu kaldırıyorsunuz. Altına iki tane büyük kask alabiliyor. Tam boy iki tane kask alabiliyor. Hatta yanlarında boşluk bile kalıyor. Yani bir kişi bir yere mi gittiniz? Üstünüzde ne varsa çıkartıp koyun, kilitleyin, çıkın gidin. Araba gibi. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Yukarıda linkini bırakıyorum. Top Speed videosu. Tamam, o biraz aşağı inerken meyilli, %3 meyilli bir yolda çekildi. Aynı şekilde ama çıkarken de orada yani aynı yokuşta çıktım. Onu da belirtmek istiyorum. Ondan sonra
Yani motosikletten genel anlamda memnunum, yakıtından bahsedeyim aklımdayken. Arkadaşlar en başta pardon, bu motor 22 küsür beygir, 22.5 diye hatırlıyorum, 24.3 galiba NM torku var, 179 kilo yani benzini her şeyi içindeyken. Ondan sonra giderken zaten ağırlık denge merkezi çok aşağıda, bunu pek hissetmiyorsunuz bile. Hakikaten çok rahat gidiyor. Hani sonuçta kayışlı sistem olduğu için, hani vites diyemem ama kayış aktarması, hızlanması falan çok güzel. Ondan sonra yakıttan bahsedeyim. Tek kişi böyle 90'ı falan geçmezsiniz. 2.7-2.8 litre civarında yakıyor 100 kilometrede. Basarım böyle falan derseniz 3-3.5 litre yakıyor ama 4 litrenin üstüne falan mümkün değil, çıkartamazsınız. Yani yakıt olarak da gerçekten yani CB650F'ten sonra inanılmaz devrim niteliğinde, yani yarı yarıya gibi bir şey oldu. O konuda gerçekten çok memnunum. Bir de yani şöyle bir şey var, yani bu motorlar, skuterlar o kadar konforlu ki, bir de az yakıyor. Yani sürekli biniyorsunuz, yani çılgınlar gibi kilometre yapıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Yani alalı ne kadar oldu bilmiyorum, yani 5-6 ay gibisinden 4890 kilometre olmuş, hatta 5000 kilometrede şeye gireceğim, yani yağ bakımına gireceğim, daha doğrusu 5000 bakım artık neler değişiyorsa, yağ filtresidir, yani hava filtresini değiştiğini zannetmiyorum ki, girdikten sonra onunla ilgili ekstrem bir şey olursa ondan da size bahsederim. Toparlıyorum, X-Max 250 benim pandemi döneminde rahat rahat evden işe, işten eve gitmemi sağlayan müthiş bir motosiklet oldu. Geç bakalım dayıcım. Yakıtından memnunum, ergonomisinden memnunum. Ha şunu söyleyeyim, arka amortisörde değişiklik yapılmış mı? Biraz yapılmış, ayarı var, ben de en yumuşağı getirdim. Açık söyleyeyim, çok sert kasislerde, lakalarda evet bam diye vuruyor bazen. Ama önceki kasaya, önceki motosiklete göre hani %25 diyeyim ben size. Öyle aşırı derecede böyle aman kütüğün üstünde gidiyoruz bam gün falan kesinlikle değil arkadaşlar. Ya bu konuda rahat olun. Frenden bahsedeyim. Bazı arkadaşlar şeyden bahsediyor, yani X-Max'in frenleri pek iyi değil. Şöyle söyleyeyim, mükemmel değil. Açık söyleyeyim, mükemmel değil ama ön disk, arka disk, ABS fren sistemi var ki bu motorda TCS de var. Yani ıslak havada, yani yollar veya atıyorum yaz günü de olabilir, biliyorsunuz bazı denyolar ıslatıyorlar yolları hortumlarla, toz kalkmasın gibi böyle saçma sapan nedenlerle, kaza yapıp hatta vefat eden arkadaşlarımız bile var. Yani bilmeyen bir insan bile asıldığı zaman bu frenlere yani rahatlıkla durabilir. Yani frenleri sıktığınız zaman motor sağa sola falan çekmiyor. Gidonu nasıl tutarsanız o şekilde gidiyor. Yani fren esnasında sağa sola çekmesi değil. Ha ısırma olayı, hani şey tabir ederler ya, işte sonuçta disk dönüyor. Balatalar sizin basıncınız, el basıncınıza göre basılıyor ya. Isırma hissiyatı normal, yumuşak. Ama şöyle de söyleyeyim, yani bu sonuçta yeni sistem bir ABS fren sistemi, kaldı ki disk bu balata da değil, bence gayet güzel duruyor. Ama yani bir CB650F gibi önde çift disk var, arkada ona keza disk var, ne bileyim hani kaliperleri fazla vesaire, onun gibi böyle bir duruş tabii ki yok. Ama hani öyle eğer ki siz daha önce bir motosiklet kullanmışsanız, kaldı ki ABS'siz bir motosiklet kullandıysanız, tekerleğin nasıl duracağını veya giderken limon sıkar gibi hani bilirsiniz fren sıkmayı, onu biliyorsanız ABS'li sistemde de aynı şekilde biraz mesafe bırakıp frenlerinizi sıkarsanız inanın ki problem değil. Yani şöyle söyleyeyim, bakın bugün yağmurlu bir hava. Yağmurlu bir havada sürüş yapıyorum sonuçta. Artı yani şu ana geleseye kadar aralarda durdum, kalktım, fren yaptım. Bir kere bile yani ABS devreye girmedi. Neden? Ona göre fren yapıyorum. Yani ben acemi değilim ki her defasında böyle kök fren yapacağım. Arkadaşlar yani yağmur yağsın veya yağmasın fark etmez. Sürüş esnasında yani biraz paranoyak sürüş yapın. İnsanlarla biraz aranızı açın. Hani nasıl derler, 100 kilometrede gidiyorsan işte
100 metre, icabında 150 metre arada fark bırakacaksın. Evet, daha fazla bırak. Sen motosikletsin. Zaten fark edilmiyorsun. İnsanlar seni zaten kolay kolay fark etmiyor ki. Fark etsin veya da fark etmesin. Sen ona göre sürüş yap. Bravo dayıcım. Bravo dayıcım. Bravo. Neyse. Moralimizi bozmuyoruz. Neden? Biz paranoyak sürüş yapıyoruz. Paranoyak sürüş yaptığımız için önümüze de dikkat ediyoruz. Arkadaşlar, aklıma gelen bunlar. Eğer XMAX ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yorumunuzu yazabilirsiniz. Gördüğüm takdirde hemen dönüş yapmak isterim. Velhasıl XMAX 250 güzel motosiklet. Finalde yine söylüyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni teçhizatımla, yeni mikrofon, yeni kamera teçhizatımla ilk vlogumdu bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra bu tarz vloglar gelmeye devam edecek. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.